şimdi 2200 lira olmasının sebebi işte bu işler. 81 milyon insan, 81 bin tane gözü doymaz yolsuzluk canavarını doyuramadığımız için ekonomik depresyona girdik. Aç ve işsiz kalıyoruz. Bunu artık, bunun saklanacak bir yeri kalmadı. Sadece şöyle bir şey oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin laik diye büyük hizmeti var. Türkiye'de laik diye en çok hangi parti hizmet etti derseniz bence Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yaşattığı kötü hatırayla dinin siyasete alet edilmesinin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. İnşallah bunu dinimizle ayırabiliriz. Ama şunu söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından sonra İslamcı referanslı bir partinin Türkiye'de kendisini ifade etmesi çok zordur. Bu anlamda Saadet Partisi çok ciddi mağdurdur bence. Bence Saadet Partisi'nin üstü örtük isyanında bu durum söz konusudur. Çünkü İslam dini hassasiyetleri olduğunu söyleyen bir siyasal partinin yaptıkları dolayısıyla artık insanların cami cemaatine güveni azalmıştır. Ben hep söylemeye, anlatmaya çalışıyorum. İyi kötü hepimizin eskiden aklında iki şey vardı. Bir, bu ülkenin Müslümanları çalmaz. İki, bu ülkenin solcuları çalmaz. Ha, bizim de kötü hatıralarımız var. Kendimizi de öz eleştirimizi yapmamalıyız lazım. 89'da bazı belediyeler üzerinden yaşananların biz bedelini çok ödedik. Evet. Ama şimdi diyorum ya, bütün kurumları itibariyle Türkiye'nin altın gibi 17 senesi, 18 senesi bir 18 daha üzerine koyabilecekken biz bir 18 çıkardık. Bakın toplam 54 yıl kaybetmiş demektir. Yazık oldu. Daha çok çalışmamız gerekiyor ama milletler yarışında farklar çok hızlı kapanmıyor. Çocuklarımız ne yazık ki bizden daha zor koşullarda daha ağır bir mücadele içerisinde olacaklar. Türkiye çok geri kaldı. Tam öyle demişken biraz da şu ifade özgürlüğüne girelim mi? Çünkü hani biraz bahsettiniz aslında ama hani hem akademisyenler hem biz gazeteciler için işler her geçen gün çok daha kötüye gidiyor. İşte yüzlerce gazeteci var içeride ve hala ifade özgürlüğünün den bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. İfade özgürlüğü derken bu televizyon yoluyla, gazete yoluyla, internet yoluyla veya o anayasal hakkınız, çıktınız, meydanda bir şeyler söylediniz. Ama maalesef bunları söyleyemiyorsunuz. Söylediğiniz anda internetten bu işi yapıyorsanız, işte sosyal medyadan hemen sizi tespit ediyorlar. Ve bir bakıyorsunuz bir akşam evinizde otururken ya da yatarken polis geliyor. Böyle şeylere şahit oluyoruz. Şimdi burada da hak ve özgürlüklerin daha etkin kullanımından bahsediliyor. Hani yargı bağımsızlığından bahsedilirken mümkün mü bu ülkede ifade özgürlüğünün özgürlüğüne kavuşabilmek, serbest bırakılması? Ya bu ülkenin milletvekilleri tutuklu. Selahattin Demirtaş bir partinin genel başkanı, milletvekili beğenin beğenmeyin. Millet gitti, bir kısmı oy verdi Sırrı Süreyya Önder. Bu insanlar tutuklu, neyin ifade özgürlüğü? Gazeteciyi dövenler, ya ağzını burnunu kırdılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı yapıp linç etmeye çalışanların eli öpüldü. Evet. Yani Cumhurbaşkanı hakkında tweet atıldı, 17 yaşında çocuklar bir hafta gözaltına kaldı, aylardır hapiste. Kemal Kılıçdaroğlu'na vuranın eli öpülüyor. Yavuz Selim Demirağ'ı dövenler tutuklanmıyor bile. Evinde insanlar darp ediliyor. Bu ülkede ifade özgürlüğü. Yani gerçekten hani bugün insan dalga mı geçiyorsun diyor ya. Ya tamam, her şeyi yaptın da hani insan onuru da kırılıyor. Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen bizimle ya. Yeter yani, 17 yıldır çektik neler geldi başımıza. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya. Wikipedia kapalı. İfade özgürlüğü. Ya bu işin sonu yok ki. Yani bu son çırpınışlar. Bu çaresiz, umutsuz çırpınışlar. Bir çıkış yolu göremiyorum. Bütün kalbimle ve samimiyetimle düşünüyorum. Yani mesela bir çıkış yolu ne olabilir? Diyorum ki işte S-400'ler iptal, Rusya hiçbir şey demedi, IMF faizsiz krediler. Yok, çıkış yolu yok. Ha. Çünkü en alttaki taş yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve bağımsız faaliyet gösterebilir mi? Üzerine hangi taşı koyarsanız koyun. Bu en alttaki taşlar yok.
medya özgürlüğüdür, basın özgürlüğü. Evet. Zaten onu hiç konuşmuyoruz bile. Yani bunun üzerine ne inşa edebileceksiniz ki? Onun için böyle millet vakit kaybedecek, biliyorum. Dış politikadaki güvenilmez manevralarla millet vakit kaybedecek ama biz bunun bedelini ödeyeceğiz. Biz millet olarak bir karar verdik. Çoğunluğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi dedi, AK Parti dedi. Milletler evet. hayatında şöyle bir şey vardır. Millet bir şeye karar veriyorsa o kararı vermeyenler de bedelini öderler. Biz hep beraber ödeyeceğiz. Evet. Yani AK Parti'ye oy veren de ödeyecek, CHP'ye oy veren de ödeyecek, ben de ödeyeceğim, AK Parti milletvekili de ödeyecek. Ödemeye başladık bile. İşte beni arıyor. KOAH hastası, şeyi bozulmuş, basit bir oksijen makinesi bozulmuş, bunu alamıyor. Bu benim ödediğim bir bedel, buna duyduğum keder, o fabrikada gördüğüm bembeyaz yüzlü işçiler, sokaktaki derin yoksulluk, kentlerimizin içine düştüğü durum, Batı medeniyetini televizyondan izlerken insanların günlük hayatlarında çok mutlu olmasına rağmen benim ülkeme geldiğinde zorunlu ihtiyaçlarımızı bile karşılayamadığımız, sonra da bizim dinimiz, imanımız var diye kendimize ucuz teselliler aradığımız, evet. canım İsviçre'de ya da çok özenmeyin, oradakiler çok mutsuz falan filan diye de kendimizi teselli edip aldattığımız. Bunların hepsi bizim için bir keder. Bundan daha sonra şiddetlenecek. Çünkü bu tip ekonomik krizler bir siyasal ve sosyal krizi peşinde getirir. Eskiden şöyle düşünün, bana ne canım, benim şeyim tekerim dönüyor. Tuzum kuru. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Bunu da böyle basit insanlar için söylemiyorum. Türkiye'nin çok ciddi sermaye öncüleri için söylüyorum. Hala susanlar var. Ya bu ülkede iflaslar, kongortlar peş peşe geliyor. 8,5 milyon işsiz var. 20 milyona çıktı fiilen yoksul sayımız. Gittiğiniz KOBİ sahipleri, tacirler inim inim inliyorsa, ya arkadaşlar ya o sivil toplum koltuklarından kalkın ya da çıkın konuşun. Uyarın bu hükümeti. Çünkü siz uyarmadıkça aslında bu hale geldi. Evet. Siz Tayyip Bey'e de kötülük ettiniz. Zamanında cesaretle uyarabilmiş olsaydınız belki bu kadar kötü bir rotaya girmeyecekti. Tayyip Bey bizi şöyle uçakla yukarı doğru çıkarıyor. Uçağın benzini bitti, pervanesi buldu, böyle düşeceğiz. Bu kadar yükseğe çıkarırken kişisel olarak kırmak, incitmek, yönetimlerini şey yapmak istemem ama TOB'u şeyi TÜSİAD'ı bakın yine söyleyeyim. TÜSİAD belki burada diğerlerinden biraz daha az eleştirecek noktadır. Hele son dönemde. Ama tamamen TOB'u, evet. TÜSİAD'ı, sendikaları, sivil toplum örgütleri, aydınları, yani o Türkiye sanayi odaları, ticari odaları, Türkiye büyüsün. Evet. Çok para kazanıyoruz. İşimiz iyi. CHP istikrarı bozuyor. CHP'nin sosyal demokrat fikirlerine işte bu kafalarla bir yere varılmaz falan filan şeyinde. Bizim de eksiklerimiz var. Kendimiz de bunun içine koyarak, öz eleştiri de yaparak söylüyorum. Ama buralarda bir fren koyabilmiş olsaydık, sendikalar biraz daha cesaretle adım atmış olsaydı gelir dağılımı adaletsizliği bu kadar şey olmayacaktı. Ya işsizlik sigortasından gözünüzün önünde o paraları çekiyorlar. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları bu kadar ağırken, bir sürü insan işsiz kalmasına rağmen işsizlik sigortasından kör kuruş alamıyorken, emeklilikte yaşa takılan insanlar sivil ölü. Devlet diyor ki emekli olamayacak kadar gençsin, patrona diyor ki çalıştıramayacağım kadar yaşlısın deyip arafta bırakılanlar. Bunu da böyle bir popülizm uğruna söylemiyorum. Türkiye'nin makro dengeleri bozulmadan çözülmesi ki ama sonuçta bu insanlar bizim insanımız. Yok kabul edilmişler. Ve bütün bunlara para harcanmıyorken 5 tane müteahhit grubunun o berbat projelerini finanse etme kuruluna kamu bankalarının kaynakları heba ediliyor. Sonra işsize verilmeyen para, emekliye yaşa takılana verilmeyen, Türk çiftçisine verilmeyen para Türk çiftçisini finanse etmekle görevli Ziraat Bankası üzerinden buralara kullandırılacak. Esnaf kan ağlarken Emlak Bankası, Halk Bankası esnafla ilgileneceğine inşaat projelerini finanse edecek. Orada batırdığı paraları da işsizin parasından koyacak. Ya bu zulüm düzenidir. Bu zulüm düzenidir. Yani hani Aykut Erdoğan, lafınızı bitirin. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Bir şunu söylemeye çalışıyorum. Günün sonunda o bahsettiğimiz yay kimse çok anlamıyor. CHP üstten konuşuyor diyorlar ya. Evet. Şimdi herkes bu kavramları öğrenmek zorunda. Kuvvetler ayrılığı yoksa, meclisin bağımsız değilse, meclis sadece Cumhurbaşkanı'ndan değil, aynı zamanda siyasi partiler yasası da çok sorunlu. Evet. Milletvekili genel başkanından da bağımsız olmalı. Bunu bizim genel başkanımız savunuyor.
Yargı... Kısa bir ara vereceğiz, yeniden döneceğiz. Efendim kısa bir ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Tabii Türkiye'de başta da söylediğim gibi önemli ekonomik gelişmeler var. TÜSİAD bir çıkış yapmıştı, Tuncay Özilhan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Hatta ondan sonra bir toplantıda yine eleştirildi. Hem seçim durumu eleştirildi, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi, seçmenin iradesine saygı gösterilmesi gerekiyor dendi. Ve diğer taraftan da hani biz Avrupa Birliği'nden ayrılmamalıyız, Avrupa ile ilişkilerimizi kaybetmemeliyiz dendi. Ve üretime atıfta bulunuldu. Arkasından bu Türkiye'nin ilk 500, en büyük 500 şirketinin açıklanması sırasında İSO Başkanı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da artık çarkların dönmediğinden bahsetti, karların faize gittiğini söyledi ve bu yeniden seçim kararının beklentilerde aksama yarattığını söyledi. Demek ki her kesimde artık bir çöküş kabulü var. Eskiden sadece vatandaş söylerdi bunu. Biz bir de çiftçilerde özellikle tarımda görürdük bunu ama anlaşılan o ki reel sektörde de ciddi sorunlar var ve artık çarklar dönmüyor. Ne demek lazım? Şimdi bir haftadır alan ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası, yani ekonomiyle geçmişte doğrudan sorumlu kalmış, önemli görevlerde bulunmuş uzman milletvekillerimizle Faik Öztürk, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener, Veli Ababa, evet, Lale Hoca, Çetin Osman Budak ve diğer vekillerimiz, Orhan Sarıbal tarımda çok iyidir kendisi. Ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Gerçekten alan çok kötü. Yani KOBİ'ler bizim ekonomik kalelerimiz. Ya. Yani bu KOBİ'lerin ürettikleriyle Türkiye ekonomisi önemli bir şeyde ayakta duruyor. İhracat olanlar kısmen biraz daha ihracata yönelerek kendilerini günü kurtarmaya çalışıyorlar. Büyük bir mücadele var. Korkunç bir borçlanma söz konusu. Zaten Türkiye ekonomisindeki hastalıklı yapı önceki yıllarda sanayide olan KOBİ'lerimizin birçoğunu kapatıp inşaata yönlendirdi. Zaten onlar neredeyse iflasın eşiğindeler. İç piyasaya yönelik ürün üreten KOBİ'lerimiz tıkanmış durumdalar. Çünkü önemli bir döviz kredisi yükleri var. Hem TL kredi faizleri çok yükseldi. Özellikle döviz kredisinde kur farkıyla birlikte oluşan faiz 500'de, ilk 500'deki karın %89'unu götürmüş. Evet. Bakın kimisinin %39'unu götürmüş, kimisinin sermayesini eritecek düzeyde. Peş peşe işçi çıkarmalar, küçültmeler, kısa çalışma ödeneği kullanmalar ve bu arada kongordato ve iflas taleplerini ertelemek üzere de kamu bankalarının ölmüş kabul edilebilecek firmalara kaynak kullandırması. Bu kamu kaynaklarında büyük bir kaybına yol açacak. Evet. Ve bu nereden aktarılıyor? İşsizlik fonunda. Kamu bankaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kazanması uğruna kamu kaynaklarını heba eder bir yapıda çalışıyor. Hem Merkez Bankası'nı hem kamu bankaları. Nasıl yapıyorlar? Kuru düşürmek için, döviz kurunu düşürmek için. Bu arada döviz kuru niye çıkıyor? Döviz kuru Tayyip Bey'in dış politikada herkese efelenip posta koyup içeride biraz oy devşirmeye çalışması ve her seferinde de ne yazık ki geri adım attırılarak Türkiye'nin itibarını düşürülmesiyle sonuçlanan işlemler yüzünden. Yani kurun mesela bir anda ateşlenmesinin sebebi neydi? Rahip Brunson kriziydi. Evet. Ne oldu Rahip Brunson? Önce dedi ki ya ben bu rahibi vermem, ver papazı al papazı. Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tuttu. Devam et. Madem başladın. Küçük düşürme bizi. Başlamamalısın zaten. Evet. Sonra gitti Rahip Brunson özel uçakla ülkesine gitti. Ülkesine gitti. Deniz Yücel olayında aynı şeyi yaşadık. Tutuklandı. Merkel bastırınca o da gitti. Şimdi yine yaşadık. Geçtiğimiz gün. Bir Türk kökenli bir vatandaş hakkında iddialar var ama bir somut yargılama yok. Trump arayınca gitti. Bütün bunlar ne yaptı? Bizi 4 liradan aldı kuru 6 liraya getirdi. Bakın bu Türkiye ekonomisine korkunç bir zarar. Yani milyonlarca insanın hayatını mahveden gelişmeler oldu. KOBİ'ler iflas etti. 1,5 milyon insan işsiz kaldı bu sürede. O da işsizlikle oynadıklarını bildiğimiz için 1,5 milyonun çok üstüne
işsizlik bahsediliyor, pistlerin eğimli olduğundan bahsediliyor. Bir sürü şey var, sıkıntı var orada. Bir uçak Allah korusun kaza yapsa orada, bir uçak dolusu insan canından olsa nasıl açıklayacaklar bunu? Bunu yıllarca uyarladım. Ya bir yere havalimanı yapıyorsanız 5 yıl orada rüzgar ölçmeniz lazım. Rüzgar istasyonu kuracaksınız. Evet. Yani ilk kez biz havalimanı yapmıyoruz ki. Buradaki rüzgarın yönüne bakacaksınız. Dönüyor mu? Aynı yönde mi geliyor? Hangi güçte geliyor? Kışın hava koşulları nasıl? Bu yapıldı mı? Hayır. Buraya havalimanı yapacaksınız dedi. Tayyip Bey sanırsınız bekçi kulübesi yapılıyor. Ya bir yere havalimanı yapacaksan, havalimanı dedi iki katlı ev yapacaksan bile zeminine bakmak zorundasın. Tabii. Ya burası eski maden sahası. Yani içinde pasa denilen kaygan, sıvılaşan, depremde sıvılaşan bir şeyin zeminin üzerine oturuyor burası. Ya bunun üzerine o kadar büyük tesis yapılır mı? Zamanında çökecek burası belki. Ya en ufak bir sismik depremde. Evet. Altı boş olsa havalimanı çöktü. Şimdi havalimanı çöktüğünde yine bir asfalt döktü olmaz o iş. Evet. Burası havalimanı. Evet. Şimdi bu havalimanında ihalesinde 90 metre üstüne yapacaklar denizi. Şimdi havalimanına gidin bakın, yanda tepeler görüyorsunuz. Havalimanı çukura yapmışlar. Uçak çukura inip kalkıyor. Ya zaten iklim, Karadeniz iklimi çok tehlikeli ve sert. Doğru. Şimdi kışın olacak ne olacak? Oradaki o sert rüzgarlar, donma riski, kıra riski. Oradan geçen kuş yollarının üzerinde. Ya bu az buz bir şeyden bahsetmiyorum. Evet, çok ciddi bir olay. Avrupa'dan Afrika'ya giden bütün göçmen kuşlar oraya konuyor. Buraları kuşların konamayacak bir hale geçseniz ekoloji yok olur. Çünkü evet, o kuşlar tohumları taşıyor. Ekolojide çok büyük bir önem var. Yaşamamız buna bağlı. Yok desen orada bir leylek sürüsünün arasına girse uçak Allah göstermez. Evet. Yani umarım bunlarda yanılıyorumdur ama 5 sene önce uyardım. Ya bakın burası kuş yollarının üzerinde dedim. Buranın arazisi formasyona uygun değil dedim. Sırf 5 tane firma 3 milyar dolarlık bir yatırımı 6 milyar dolar gösterip buradan devleti şey yapabilmesi uğruna bir sürü ihale yolsun üzerine bunu yaptılar. Ama şimdi bak hepsi çıkmış satıyorlar. Söylemiştim. Bunlar bu havalimanını işletemezler. Evet, ayrılmak için fırsat kolluyorlar. Bir emir vermişler ve artık ya oradaki şeyi söyleyeyim. Ya işte iki büyük havalimanı şirketinden birine satacaklar ya da kirayı ödemeyecekler. Çünkü bu kirayı bunlar ödemezler. Biliyorum ödemeyi. Bunlar alışmamış bir devlete vergi vermeye, kira ödemeye. 2017'den 2019'a kadar 2 milyar avro ödemeleri gerekiyordu. 5 kuruş ödediler mi? Hayır. Ya 2 milyar avro emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözüyor. Fazlasıyla. Fazlasıyla çözüyor. 2 milyar avro. 2 yıl ödemediler. Şimdi bir 2 yıl daha ödemeyecekler. 2 milyar dolardan geliyor. 4 milyar avro. Söz verdiler ihaleye girerken 2017'de tamamlayacaklar ve kirayı ödemeye ödediler mi? Hayır. Bir de üzerine garantileri aldığını duyuyorum. Hem kirayı ödemiyor hem devlet evi meydanları bunlara garanti ödüyor diye duyuyorum. Ya arkadaş hani tamam bir kere olur iki kere olur bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Şimdi hisseler satılıyor. Orada hisse sahipleri üzerine olmayan bir şirket var diyeyim. Çok önemli bir siyasetçiye ait olduğu söyleniyor. Bu şirket bu hisseleri topluyor. Birinci senaryo. Bu havalimanını Türk Hava Yolları alacak. Türk Hava Yolları biraz nakitte güçlü ama uzun zamanda problem yaratabilecek bir durumda. Türk Hava Yolları'nı da Katar alacak deniliyor. Evet, öyle bir söylenti zaten çıkmış. İkincisi de iki tane büyük havalimanı şirketi alım görüşmeleri yapıyor. Peki sen buranın ihalesini yaptın. 1 milyar avro. Her yıl ödenecek 25 yıl. Bu devirde bu kira ne olacak? Ödeyecek mi yeni alanlar? Evet. Ödenemez. O zaman ihale ne olacak? Elde ihale var. Bunun bir sürü şeyini şişirme olarak inşaatında yolsuzluklar yapıldığını duyuyorum. Şimdi böyle efsafına uygun olmayan bina yapmıyorsunuz, havalimanı yapıyorsunuz. Havalimanı da koca bir pazar yeri görüntüsü vermiş. Yani ne bir estetik var, ne bir zerafet var, hiçbir şey yok. Bir havalimanı videosu gezip dönüp dolaşıyor, duruyor. 2,5-3 milyar dolara yapmışlar ama muhteşem bir havalimanı. Evet, orman ben gibi. De gördüm. Bizim havalimanı için de şöyle söylüyorlar. Bir alışveriş merkezi yapmışlar havalimanı yani değil işte mi? Yani kapalı pazar yeri yapmışlar yani şeyde. Bir sürü de işçiye işkence ettiler, bir sürü insanın hakkını yediler. Hatta yaşamayı yani arkadaş her şeyden önce şu soruyu soralım. Atatürk Havalimanı çalışıyor muydu? Çok da iyi çalışıyordu. Komple bir tesis, pırıl pırıl bir tesis. Kapasitesi yetmiyorsa bir pist aç.
Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem. Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım hasretine, gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli. Alıştım yalnızlığa, gel desen, gel desen, gel desen, gelemem.